Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün fen bilimleri dördüncü ünite çalışma sorularımızı birlikte yapacağız. Hemen başlayalım sevgili öğrencilerim. Ayşe öğretmen labirentten çıkma oyununu eğlence hale getirmek için dosya kağıdıyla bir labirent ve peynire ulaşmaya çalışan bir fare resmi hazırlamıştır. Fare resminin altına da mıknatıs yapıştırmıştır. Bu mıknatısı kullanarak kağıdın altından yaklaştırdığı bir malzeme ile fareyi labirent içinde hareket ettirmek istemiştir. Evet sevgili öğrencilerim resme bakın. Ayşe öğretmen oyun için hazırladığı fare resmini hareket ettirmek için hangi malzemeyi kullanmış olabilir? Sevgili öğrenciler fare resminin altında mıknatıs varsa mıknatısı çeken bir şey olacak ki biz hareket ettirdiğimizde fare de bizimle birlikte ne olsun? Hareket etsin. Yani bize demek istiyor ki bu mıknatıs hangi maddeyi çeker demek istiyor değil mi? Çünkü fare bakın alttan hareket ettirdiğimiz şey mıknatısla beraber hareket etmesi için mıknatısı çekecek ki e, bu etkiyi göstersin. Evet. Fare resmi hareket ettirmek için hangi malzemeyi kullanmış olabilir diye soruyor. Bakın silgi mıknatısı mıknatıs silgiyi çekmez. Plastik tarağı çekmez. Kurşun kalemi çekmez. Fakat sevgili öğrencilerim demir kaşık nedir? Mıknatıs tarafından çekileceği için birlikte ne yaparlar? Hareket ederler. İstediğiniz bir yöne götürebilirsiniz. Evet ikinci sorumuz. İçinde 40 mililitre su bulunan kaba bir taş atılınca suyun yüksekliği 80 mililitre oluyormuş sevgili öğrencilerim. Evet taşın hacmini soruyor. Sevgili öğrencilerim başlangıçta 40 mililitre başlangıçta 40 mililitre iken taş konulunca 80 mililitre yükselmiş. Bu aradaki fark nedir sevgili öğrencilerim? Bu taşın değil mi sevgili öğrencilerim? E, hacmini gösterir. Bakın başlangıçta 40 sonra 80'e yükselmiş. Aradaki suyu yükselten şey nedir? Evet taşın kapladığı evet nedir alan? Biz buna ne diyoruz? Taşın hacmi diyoruz. Zaten bize bunu soruyor. 40'tan 80'e yükseldiyse sevgili öğrencilerim Evet 80 ile 40 arasındaki nedir? Taşın hacmidir sevgili öğrencilerim. Bu da kaçtır? 80'den 40 çıkardığımızda 40 mililitre taşın hacmidir sevgili öğrencilerim. Evet gelelim 3. sorumuza. Şekildeki eşit kollu terazinin sol kefesine 1 kilogram elma 2 kilogram portakal konuluyor. Yani buraya konuların toplamı ne kadar sevgili öğrencilerim? 3 kilogram değil mi? Elma ile portakalın toplamı 3 kilogram oluyor. 1 kilogram elma 2 kilogram portakal. Yani bu tarafa bizler evet ne koyacağız ki diyor sevgili öğrencilerim. Evet dengede kalsın. Yani buraya koyduğumuzda 3 kilogram olacak ki terazinin kefesi ne yapsın sevgili öğrencilerim? Dengede kalabilsin. O zaman aşağıdakilerden hangisinin toplamı 3 kilogram yapar diye soru soruyor dengede kalması için değil mi? Bakalım 100, 750 daha 850 gram bir de burada 1850. 3 oldu mu? Hayır sevgili öğrencilerim. B'ye bakalım 900 gram. 100 gram da burada ne oldu? 1000 gram yani 1 kilogram. 2 kilogram da burada. Bakın ne oldu burası? 3 kilograma eşit oldu. Demek ki sevgili öğrencilerim cevabımız nedir? 3. soruda B şıkkıdır. 4. Görseldeki içi şeker dolu kavanozun bürüt kütlesi 2500 kilogram. Evet. Kavanoz boş olarak tartıldığında 450 gram gelmektedir. Bakın kavanoz 450 gram. Şekerle birleştiğinde 2500 geliyorsa sevgili öğrencilerim. Şekerliğin net kütlesi nedir? Bize bunu soruyor. Şimdi sevgili öğrencilerim bu kavanozun içerisinden bizler toplam ağırlığı ne kadarmış? 2500 değil mi sevgili öğrencilerim? 2 kilogram 500 gram. 2 kilogram 500 gram sevgili öğrencilerim. 450 gramı bunun neymiş sevgili öğrencilerim? Evet buraya yazıyorum. Kavanozun boş olarak tarttığımızda 450 gram kavanozun boş hali var. E peki... 2500. 2 kilogram 500 gram şekerle beraber kavanozun ağırlığı. E kavanozun boş ağırlığı 450 ise. Bakın bu toplamdan biz kavanozu çıkardığımızda geriye şekerler kalmaz mı? Bize şekerlerin kütlesini soruyor. Evet. 2500. 2 kilogram 500. 500'den 450 çıkardığımızda ne olur sevgili öğrencilerim? 50 gram kalır. 2 kilogram da burada vardı. 2 kilogram 50 gram olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Yani 2050 kilogramı ne yapmış oluruz? Sevgili öğrencilerim bulmuş oluruz. 5. Ayşe kuzenine doğum günü hediyesi olarak yüz, gümüş yüzük almak istemektedir. Ayşe'nin alacağı yüzüğün kütlesi. Bakın yüzüğün kütlesi. Evet kütlenin evet ölçüm birimi neydi sevgili öğrencilerim? Evet litre veya mililitre bunlar sıvılar için hacimleri ölçerken değil mi? Bizler neyle ifade ediyorduk? Büyük olsaydı kilogram mı olurdu? Mesela toprak ölçüyor olmuş olsaydı, kum ölçüyor olsaydık, demir ölçüyor olsaydık. Fakat gümüş ve altın gibi Değerli şeyler nedir? Pahalı olduğu için e, az olur değil mi e, Kütlelere. Biz de bunu neyle ölçeriz sevgili öğrencilerim? Gramla ölçeriz. 5, 6 pardon. Çok susayan bir karga tarlada çalışan bir çiftçinin testisindeki sudan içmek istemiş ancak suya ulaşamamış. Yerden küçük taş parçaları alarak testin içine atmaya başlamış. Su ulaşabileceği seviyeye geldiğinde kana kana içmiş. Evet bakın sevgili öğrencilerim derin olduğu için karganın gagası yetişmiyor. İçine taşlar attıkça su ne oldu sevgili öğrencilerim? Taşın hacmi içinde olduğu için su yükseldi ve karganın ulaşabileceği seviyeye geldi. Bu parça da bize bunu anlatıyor. Şimdi buna göre ya yani taşın hangi temel özelliğine nedeniyle karga suya ulaşabilmiş? Belirli bir hacmi olduğu için su seviyesini ne yapmış sevgili öğrencilerim? Yükseltmiş. Ben de bunu anlattım değil mi zaten? Bakın belli bir hacmi olunca burada su vardı. Taş buraya gelince buradaki sular yukarı doğru ne yaptı? Yükseldi yükseldi taşın kapladığı alan yani hacim ne yaptı? Bu özelliğini kullanarak karga suyu içebilmiş oldu. Kütlesi değişmediği için bununla alakalı değil. Belirli bir şekilde olduğu için su seviyesini yükseltir. Hayır şekli değişmediği için bununla zaten alakası yok. Evet anlattığım özellik nedir? E, taşın hacmiyle alakalıdır sevgili öğrencilerim. 7. Buna göre verilen boşluklar hangi kavramlarla doğru tamamlanabilir? Bakalım şimdi sevgili öğrencilerim. Katı maddelerin şekil almış haline Evet, katıların şekil almış hallerine bizler ne diyordu sevgili öğrencilerim? Evet, cisim diyoruz değil mi? Katı maddelerin şekil almış hallerine cisim diyoruz. Buraya cisim yazacağız. A ve B olacak sevgili öğrencilerim. Bir cismin içerdiği ölçülebilen büyüklükteki madde miktarına. Evet, bu maddelerin ölçülebilir özelliklerine de bizler az önce dediğimiz gibi bakın gram, kilogram diyoruz ya. Buna ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Kütle diyoruz. Evet, bunlara ne diyormuşuz? Kütle diyormuşuz. Evet. Daha sonra maddelerin boşluğa kapladığı yere. Evet az önce su nasıl taş yükseltmişti? Buna da hacim diyoruz sevgili öğrencilerim. O zaman cevabımız ne olmuş oluyor? B olmuş oluyor. Tekrar edelim. Katı maddelerin şekil almış hallerine. Evet yani şekli olduğunda ne oluyor? Cisim oluyor sevgili öğrencilerim. Evet maddenin bakın şekil almış hali cisimdir. İkincisi bunların ölçülebilen büyüklükteki madde miktarı. Yani bir cismin içerdiği ölçülebilen büyüklükteki madde miktarını da kütle diyoruz. Değil? Mesela 3 kilo, 5 kilo e, gibi. Maddenin boşlukta kapladığı yerde zaten buna direkt hacim diye söylüyoruz. O zaman cevabımız yine B şıkkı çıkmış oluyor sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim 8. Keçe çanta, kalemlik, şapka, cüzdan, ceket ve benzeri eşyaların yapımında kullanılabilir. Evet keçeden bunlar yapılabilmiş. Bize bunu söylüyor. Hangisi yanlıştır demiş. Keçe belirli bir kütleye sahiptir. Evet keçenin de hafif de olsa belirli bir kütlesi Vardı değil mi? Hafifse gramla ölçüyoruz. Daha ağırsa mesela kilogramla ölçüyorduk. Keçenin bir hacmi vardır. Zaten boşlukta kaplı değil. Keçenin bakın şekli şöyle bile olsa bir yer kaplıyor değil mi? Evet buna hacim deniyor. Zaten keçe maddeyken çanta cisimdir. Evet bu çok önemli bakın. Keçe maddeyken evet çanta belirli bir şekle dönüştüğü zaman ne oluyor zaten? Sevgili öğrencilerim cisim olmuş oluyor. Az önce demiştik ya bakın şekil almış haline cisim deniyor. Şekil almamış haline ne denilecek sevgili öğrencilerim? Madde denilecek. Bu farkı da bakın arka arkaya gelince görmüş olduk. Evet bu da doğrudur sevgili öğrencilerim. Kalemlik bir cisimdir fakat bir madde değildir. Bakın bu yanlış oldu sevgili öğrencilerim. Evet kalemlik bir madde değildir olur mu? Hayır zaten maddeydi. Maddenin şekil almış hali. E, cisim. Bütün cisimler zaten nedir? Bir madde olmuş oluyor aynı anda sevgili öğrencilerim. Bakın tekrar ediyorum. Kalemlik bir cisimdir fakat madde değildir diyemiyoruz. Tam tersi. Mesela madde şekil almadığı zaman cisim olmaz. Ama cisimler zaten maddeden oluştukları için e, aynı anda madde olmuş oluyorlar. Bu yanlıştır sevgili öğrencilerim. 9 Bir gazete görüyorsunuz burada sevgili öğrencilerim. Evet, bu habere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım şimdi. Gezegenimiz yaklaşık olarak 5 milyar yaşındadır. Dünyamız son buzul çağından sonra büyük bir yok oluş tehdidiyle karşı karşıya kalmış. Bunun en büyük nedeni küresel ısınma ve iklim değişikliğinin buzullara olan etkisidir. Evet buzullardaki azalma gelecekteki yaşamı ve tüm canlıları olumsuz etkileyecektir. Ne yapıyor bakın buzlar eriyor değil mi sevgili öğrencilerim? Evet bu habere göre küresel ısınma deniz suyunun katı hale geçmesine neden olur? Bakın doğru olanı soruyor sevgili öğrencilerim bize. Bu doğru olabilir mi sevgili öğrencilerim? Yanlış değil mi? Bakın tam tersi. Deniz suyunun katı hale geçmesi değil, katı haldeki buzun erimesinden bahsediyoruz. Bu yanlıştır sevgili öğrencilerim. Buzullardaki sıcaklık değişimi deniz canlılarını etkilemez. Etkilemez olur mu? Belli e, soğuklukta ve sıcaklıkta yaşayan deniz canlıları vardı. Buzullar eriyince denizler ne olacak sevgili öğrencilerim? Daha e, sıcaklık seviyeleri değişeceği için bazı canlılar, deniz canlıları ölecektir. Bu da yanlış. Buzullar küresel ısınma nedeniyle ısı alarak erimeye başlamıştır. Bakın Tam da bundan bahsediyor sevgili öğrencilerim. Buzullar eriyor. Havalar ısındığı için. Evet küresel ısınmadan dolayı. Küresel ısınma nedir sevgili öğrencilerim? Tüm dünya genelinde bir ısınma oluyor. Sadece mesela Türkiye'de e, bir bölgeden bahsetmiyoruz. Küresel. Tüm dünya çapında dünya ısındığı için buzullardaki bakın buzullar eriyor. Bunlar eridiği için deniz suyu ne oluyor sevgili öğrencilerim? Sıcaklıkları değişmeye başlıyor. Bu doğrudur. Bize de doğruyu sorduğu için cevabımız C'dir. D'ye de bakalım. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin nedeni buzullardır. Bu nedeni değilse öğrencilerim, sonucu yani küresel ısınmadan zarar gören kısım buzullar sevgili öğrencilerim nedeni değildir. Bu da yanlıştır. 10 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Farklı sıcaklıktaki iki madde arasında ısı alışverişi olur. Diyelim ki artı 4 derecede bir e, su olsun. Eksi 4 derecede suyumuz olsun. Birleştiğinde ne olur sevgili Artı Artıdan eksi ne olur? Isı, bu verir bu alır. Ne olur? Isı alışverişi olur. Değil mi sevgili öğrencilerim? Bu doğrudur. Erime olayında madde ısı alır. Evet buz düşünelim sevgili öğrencilerim. Evet kaç derece olsun? Eksi 5'te bir buz olsun sevgili öğrencilerim. Evet burada artı 10 derece. Diyelim ki su bunun üzerine döküldüğünde ne olur sevgili öğrencilerim? Bakın erime olur değil mi? Buz ısı alarak erimeye başlar. Bu da doğrudur sevgili öğrencilerim. Evet. Termometre ile maddelerin ısısı ölçülür demiş. Şimdi buraya dikkat ediyoruz. Bu çok tehlikeli bir soru. Evet diğerini de söyleyelim. Buna tekrar dönelim. Sıcaklık birimi santigrat derece ile evet, ölçülür. Doğrudur. Termometre ile maddelerin bizler ısısını değil sevgili öğrencilerim bu ölçülen kısmı neydi? Evet sıcaklığını ölçüyordu sevgili öğrencilerim. Buna dikkat edelim. Bu çok fazla şaşırtma ve çeldirme sorularında çıkar. Lütfen buna dikkat edelim. Bizler ısıyı değil, neyini ölçüyoruz? Sıcaklığını ölçüyoruz sevgili öğrencilerim. Evet. Buna göre 1 2 3 numaralı hal değişimi olaylarını soruyor. Bakalım sevgili öğrencilerim. 1 numara bakın katı halden ne oluyor sevgili öğrencilerim? Sıvı hale geçince ne oluyor? Erime oluyor, değil mi? Donmaları o zaman atıyoruz. Evet. Sıvı halden sevgili öğrencilerim bakın burada gaz haline geçince burada 2 numarada ne olmuş oluyor sevgili öğrencilerim? Buharlaşma oluyor. Soğuma olur mu? Bakın sıvı buharlaşıyor artık. Su damlacıkları ne oluyor? Buhar haline geliyor sevgili öğrencilerim. Sonuncusu 3 numarada sıvı halden katı hale geçmedi. Bizler ne diyoruz? Donma diyoruz. Bakın su ne oldu? Su dondu deriz değil mi? Kışın mesela yollardaki sular donar. Donma diyoruz. O zaman cevabımız A şıkkı olur sevgili öğrencilerim. 12 Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelerin özelliği değildir? Bakın sıvıdan bahsediyoruz sevgili öğrencilerim. Sıvılar sıkıştırılabilir demiş sevgili öğrencilerim. Sıvılar sıkıştırılabilir mi sevgili öğrencilerim? Hayır. Akışkandırlar. Bu zaten sıvının özelliği. Akar gider değil mi sevgili öğrencilerim? Su konulduğu kabın şeklini alır. Tabii ki de bu bardağa koyarsanız sıvıyı bardak. Tencereye koyarsanız tencerenin şeklini alır. Belirli bir hacmi tabii ki de vardır. Evet sevgili öğrencilerim sıkıştırılabilir olanlar neydi? sevgilerim gazlardı. Buna dikkat edelim. Bu da bazen şaşırtmacı olarak sorulabiliyor. Dikkat edelim. 13. Görselde geri dönüşümle ilgili bir bilgi afişi var mı sevgili öğrencilerim? Bakalım. Evet geri dönüşümlerden. Neyse önce soru okuyalım. Buna göre geri dönüşümle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Demiş sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. Çevrenin korunmasına katkı sağlar. Bakalım. Geri dönüşümden elde edilen bir ton kağıt ile 17 ağacının Evet kesimi önleniyor. Bakın geri dönüşümle ne olmuş? Ağaçları korumuşuz. 1 ton cam atığın tekrar kullanımıyla 100 litre petrol tasarrufu. Evet tasarruf sağlamış sevgili öğrencilerim. Ağaçları korumuş. Evet bir metal içecek kutusunun geri dönüşümüyle elde edilen e, enerji bir ampulün 20 saat çalışabileceği. Bakın bir de ilave enerji üretmişiz sevgili öğrencilerim. Bakın hem petrolden tasarruf etmişiz hem de elektrik üretmişiz değil mi sevgili öğrencilerim? Bir de ağaçları korumuşuz. Bu bilgilere göre tekrar bakalım. Çevrenin korunmasına katkı sağlar. Tabii ki sağlar bakın ağaçların ölmesini engelliyoruz değil mi? Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkıda bulunur. Tabii ki de bakın petrolü parayla almamız gerekiyordu. Çünkü biz petrolü ne yapıyoruz? İthal ediyoruz. Başka ülkelerden alıyoruz sevgili öğrencilerim. Bunu almadığımız zaman ne olur? Ekonomimize katkı sağlar. Bakın aynı anda da zaten evet elektrik üretmişiz sevgili öğrencilerim. Ham madde tüketimi azaltır. Ham madde tüketimini azaltır. Azaltır. Tabii ki de azaltır sevgili öğrenciler. Bakın petrol zaten ham madde. Bunların e, tüketimini azaltmış olacağız sevgili öğrencilerim. Evet çünkü bakın bir metal içecek kutusunun geri dönüşümüyle elde edilen enerjiyle ampul. Bakın bu e, geri dönüşüm maddesinden bizler elektrik ürettik. Biz elektriği üretmek için şimdi C'ye bakın sevgili öğrencilerim. Elektriği üretmek için bizler ne yapıyorduk? Ya doğal gazımızı kullanıyorduk ya da ne bileyim petrol ürünlerinden elektrik üretiyorduk yakarak. Ama bakın bu burada verilen bilgi bizim ham maddelerimizi kullanmayıp bakın geri dönüşümden elde ediyoruz. Bu geri dönüşümden elde ettiğimiz mesela 20 saat çalışacak ampul enerjisini biz bu geri dönüşümden elde etmeseydik ya doğalgazdan ya petrolden veya başka ham maddeleri kullanarak ne yapacaktık? Elde etmiş olacaktık sevgili öğrencilerim. Bunu da sağlar. Geri dönüşüm atıkları çevre kirliliğine neden olur? Hayır. Bu doğru değildir sevgili öğrencilerim. Çevreye atarsanız her şey çöplük olur. Ama geri dönüşüm atıklarını topladığınızda bakın faydalarını görüyorsunuz. Bu doğru değildir sevgili öğrenci. Bu özellikler hangi maddeye ait olabilir demiş. Şimdi özellikleri bakacağız buna göre karar vereceğiz sevgili öğrencilerim. Suda batar. Evet suda batar. Suyu emmez. Mıknatısla çekilmez. Şimdi bakalım sevgili öğrencilerim. Evet talaş, kağıt peçete, çivi ve cam bardağımız var. Bu maddelere baktığımız zaman sevgili öğrencilerim Suda batar evet bakın çivi suda batabilir bu özelliği karşı suyu emmez göstermiş mıknatısla çekilmez. Bakın bu mıknatısla çekildiği için bu gitti. B'ye bakıyorum suda batar kağıt peçete ıslanınca batar. Suyu emmez demiş peçete kağıdı emer şey pardon suyu emer bu da gitti. Cam bardak suda batar evet suyu emmez içine su almaz mıknatısla da çekilmez. Bütün şartları sağlıyor evet. Talaşa bakıyorum. Su da ıslanınca batar ama suyu emmez diyor. Bakın peçete gibi bu da talarsa içine suyu emerse sevgili öğrencilerim. Bu da yani ikinci özellikten dolayı bu ikisi gitti. Cevabımız C şıkkıdır. 15 Aşağıdakilerden hangisi aynı maddenin üç farklı haline örnektir demiş sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. Aynı maddenin üç halinden bahsediyor. Bakın buz yine ee, suyun kat hali. Yani evet, su kendisi sıvı hali su buharı da gaz hali. Bakın aynı maddenin su damlacıklarını sevgili öğrencilerim 3 tane halini bakın A şıkkında görmüş olduk. Diğerlerine bakıyorum dolu, kar ve yağmur. Şimdi sevgili öğrencilerim buz katı su sıvı su buharı gaz. Dolu katı kar. Bakın burası yanlış. Kar sıvı hali değil. Yani bize madde soruyu şimdi okuyunca şöyle tekrar yapalım. Yani zaten ee, aynı madde. Bakın zaten üçü Fakat hallerini yanlış vermiş. Buzun katı olması doğru. Suyun sıvı olması doğru. Su buharı bu doğru. B'ye baktığımızda dolu da karda katı sıvı değil. Burada yanlışlık var sevgili öğrencilerim. Yağmur da zaten gaz değil. Yani yağmur katı değil sıvıdır. Burada yanlışlık var. Zeytin evet yağı e, sıvı su. Bakın bu da alakası olmuş. Buralarda yanlışlıklar yapılmış. 3 maddenin maddenin 3 halinde doğru verildiği yer buzun katı olması suyun sıvı olması gazın da su buharı olması 3 halinde doğru olarak verildiği örnektir sevgili öğrencilerim. 16 Bir öğrenci yüzen ve batan isimleri gözlemlemek istiyor. Bu amaçla su dolu bir kaba toprak, talar, yaprak ve anahtar atıyor. Bakın talar, yaprak evet bir de anahtar atıyormuş sevgili öğrencilerim. Yani toprak da varmış, dördünde atmış. Evet. Öğrenci deney sonucuna göre Maddeleri nasıl sınıflandırmalıdır? Evet. Suda yüzenler hangisi olursa ilgili öğrencilerim e, verilen maddelere baktığınızda. E, talaş da yaprak da suda ne yapar sevgili öğrencilerim? Yüzer değil mi? Bakın az önce e, bir önceki soruda da bakın talaş vardı. Suyu emmez suda batar diye. Bakın suyu e, emer diye hatta belirtmiştik. Su belli bir seviyeden sonra batabilir. Ama genelde ilk konulduğu zamandan bahsediyor. Yani direkt batmaktan bahsettiği için. Yoksa belli bir süre sonra suyu eme eme batmadı, gerçekleşebiliyor. Evet. Talaş ve yaprak suyun üzerinde öncelikle ne yapar? Yüzer. Bu doğrudur. Anahtar ve toprakta da nedir sevgili öğrencilerim? Suda hemen batar. Bu doğrudur. Öncelikle bunu işaretleyelim sevgili öğrencilerim. Anahtar. Bakın suda yüzmez. Bu zaten gider. Anahtar zaten burada yüzmeden hiç olmayacak. Çünkü demir olduğu için direkt batar. Evet, toprak ve talaş sevgili öğrencilerim. Hadi yüzer olsun. Evet. Anahtar da Yaprak burada nedir? Zaten yaprak batmadığı için buradaki talaşla yüzer ama toprak batıp yüzmez. Burada da bu yanlış yapılmış. Cevabımız A şıkkıdır sevgili öğrencilerim. 17. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur sevgili öğrencilerim? Bakalım gazlar sıkıştırılamaz. Bu yanlış sevgili öğrencilerim. Gazlar ne yapabilir? Kocaman bir odadaki gazı sıkıştırdığınızda bir bardağın içine ne yapabilirsiniz? Hapsedebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Gazların belirli bir şekli yoktur. Evet hangi odaya girerse hangi büyüklüğe girerse ne yaparlar? Oraya dağılırlar gazlar. Doğrudur. Gazlar bulundukları kabın tamamına yayılırlar. Evet bu da doğrudur. O zaman cevabımız 2 ve 3 C şıkkıdır sevgili öğrencilerim. 18. Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan ayrıca 5 duyu organımızdan en az birisiyle hissedilebilen canlı ve cansız varlıklara ne denilmiş? Madde denilmiş. Sevgili öğrencilerim Buna göre aşağıdaki hangisi madde değildir demiş. Bakın kütlesi ve hacmi olacak. Taş evet aynı şekilde 5 duyu organımızda da algılanıyor. Evet ne var? Su zaten bu özelliklerin ikisine karşılıyor. Hava Havayla ışık arasında şimdi dikkat ediyorum sevgili öğrencilerim. Hava dediğimiz şey aslında nedir? E, e, su damlacıklarının veya e, bazı maddelerin hepsi su olmadığı için gaz halidir değil mi sevgili öğrencilerim? Hava gaz haldedir. Bunun da bakın sevgili öğrencilerim, e, sıkıştırırsanız belli bir hacminin olduğunu, e, gazların da değil mi? Ve kütlesinin olduğunu görürsünüz ve beş duy organımızda gazı ne yaparsınız? Hissedersiniz, algılarsınız sevgili öğrencilerim. Evet bu nedir? Bir maddedir. Fakat ışığın bu özellikleri yoktur sevgili öğrencilerim. E, bir kütlesinin, bir hacminin olduğunu iddia edemeyiz. Bundan dolayı e, ışık bu maddenin içerisine girmemektedir. Sevgili öğrencilerim. Aşağıdakilerden hangisi maddenin katı halinin özelliklerinden değildir diye soruyor. Evet. Akışkan değildir. Evet. Katılar değil. Sıvılar akışkan değil mi? Belirli bir şekilleri evet vardır. Sevgili öğrencilerim. Konuldukları kabın tamamına yayılır. Bakın bu katıların değil. Hangi maddenin özellikleri? Bunlar gazların özellikleri. Sevgili öğrencilerim yanlışlık olmuş. Dışarıdan bir etki olması şekilleri evet değişmez. Bu da doğrudur sevgili öğrencilerim. 20. Ali dereceli kaba su koyup içine elma atarak suyun ne kadar yükseldiğini not almıştır. Bakalım Ali'nin bu deneyi yapma amacı nedir? Bakın burada ilk sorumuz muydu? İkinci sorumuz muydu sevgili öğrenciler? Bakın burada bu seviye var. Su konulduktan sonra ne olmuş? Bakın bu seviyeye gelmiş. Bu aradaki nedir sevgili öğrencilerim? Bizim elmamızın hacmini kapladığı alandan dolayı bu suyun bulunduğu alanı elma kapladığı için su yükseliyor sevgili öğrencilerim değil mi? Evet. Ne yapıyoruz? Elmanın hacmini hesaplıyoruz sevgili öğrencilerim. Az önce de zaten e, bir veya ikinci soruda da bunu ne yapmıştık görmüştük sevgili öğrencilerim. Donma olayı. Yani donma dediğimiz olay nedir sevgili öğrencilerim? Bakın bir kabın içerisinde diyelim ki burada e, su olsun. Evet Bu ne oluyordu? Belli e, sıfır derece ve eksi dereceleri gidince sıvının donup buz haline gelmesi. Yani burada sıvı iken seyir ne oluyordu? Katı hale. Yani buz haline geliyordu. Biz bu olaya ne diyorduk? Donma diyorduk. Buna göre şimdi şıklara bakalım. Katı haldeki bir madde değil değil mi? Bakın sıvı haldeki bir madde katı geçecek. Sıvı maddelerin dışarıya ısı vererek katı hale geçmesine bizler bakın benim anlattığım tam da bundan bahsediyor değil mi? Sıvı haldeki evet, su ne oluyor? Isı e, kaybederek ne yapıyor? Vererek katı haldeki buza dönüşüyor. Biz buna donma olayı diyoruz sevgili öğrencilerim. C. Sıvı maddeleri gaz haline geçmesi değil. Sevgili öğrencilerim bu buharlaşma. Evet soğuk olan maddenin sıcak olan maddeden ısı almasıyla ne olur? Mesela katı halde ısı alsa erir değil mi sevgili öğrencilerim? Bize donmayı soruyor. Bu da yanlıştır. 22. Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir? Evet karışım değildir diye soruyor sevgili öğrencilerim. Böyle düşünelim. Evet saf madde değildir. Altın evet karışımsız saf bir maddedir sevgili öğrencilerim. Şeker de saf bir maddedir sevgili öğrencilerim. Tuz da bakın bunların orijinal hallerinden bahsediyoruz. Yani şekeri tuzu içinde şu katkı maddesi bu maddesi var gibi düşünün. Bizler bu verilenleri orijinal halde düşünüyoruz sevgili öğrencilerim. Basit düşünüyoruz yani. İçme suyu ama ne kadar basit düşünürseniz düşünün. içme suyunun içerisinde sevgili öğrencilerim bir sürü nedir? madde vardır. Hatta bazen içinde klor olur, şu olur, bu olur. Bir sürü şeyi gözümüzde de ne yapıyorsunuz? Görebiliyorsunuz. İçme suyu saf bir madde değildir sevgili öğrencilerim. 23. Karışımı oluşturan maddelerden en az birisinin yapısında demir, nikel ve kobalttan yapılmış bir madde varsa o maddeyi ayırmak için hangi yöntem kullanılabilir? Evet. En az birisi demir, nikel ve kobalt varsa. Bakın bu bize neyi andırıyor sevgili öğrencilerim? Biz bunları maddenin içerisinde neyle ayırabiliriz? Bunları çeken bir madde vardı. O da neydi sevgili öğrencilerim? Mıknatıs var değil mi? Bunları mıknatıs çekiyorsa mesela talaşın içerisinde demir varsa mıknatıs koyduğunuzda ne yapar? Demir veya nikel veya kobaltı çekici için ayırmış olursunuz. Bu en kolay ayırma yöntemlerinden bir tanesidir sevgili öğrencilerim. 24. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Evet sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. Isı akışı sıcaklığı düşük olan maddeden yükseğe değil. Hayır sıcak olandan soğuk olana doğru olduğu için bu nedir sevgili öğrencilerim? Burada yanlışlık yapılmıştır. Ani sıcaklık değişimi kayaların parçalanmasına ve toprağın oluşmasına neden olur. Evet sevgili öğrencilerim. Evet bu çünkü toprak aniden ısıyıp soğuduğunda sıcaklık değişimine parçalanma olur değil mi? Ee, özellikle katı hale geçerken e, veya aniden soğuduğunda içine donma olunca içine su alıyor. Tekrar dönüşürken aralarda toprak patlıyor. Parçalanıyor. Sevgili öğrencilerim kayalar toprağa dönüşüyor. Soğuk hava vücudumuzla temas ettiğinde vücudumuzdan ısı alır ve üşütür. Evet sevgili öğrencilerim. Soğuk hava bizim vücudumuz diyelim kaç derece? 36 derece. Dışarısı kaç derece? 5 derece. 36 derece olan vücudumuz Dengelemek için. Bakın ne yapacak? Sıcaktan soğuğa geçtiği için. Biz sıcağız. Verince vücut sıcaklığımız düşecek ve biz üşüyeceğiz sevgili öğrencilerim. O zaman 2 ve 3 doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır. 25. Aşağıdaki maddelerden hangisi saf maddeye örnektir sevgili öğrencilerim? Yapısında başka bir karışım olmayan madde olarak düşünüyoruz. E, tuz sevgili öğrencilerim neydi? Az önce söylemiştik. Zaten saf bir maddeydi. Ayran, e, su ve Yoğurdun karışımı zaten limonata da aynı şekilde suyla karışmışlar. Şekerli çay, çayın içine zaten şeker karışmış. Bunlar e, saf madde değil. Saf olan nedir? Tuzdur sevgili öğrencilerim. Evet 26. sorumuz. Feribotla yolculuk yaparken martıları simit atan Meriç'in atkısı rüzgarın etkisiyle denize düşmüştür. İlk başlarda suyun üzerine duran atkı daha sonra batmaya başlamıştır. Atkının hangi özelliği suya batmasına neden? olmuştur diye soruyor sevgili öğrencilerim. Sudan ağır olması olsa zaten ilk başta batardı. Bu değil sevgili öğrencilerim. Suyu emmeye başlaması. Yani içerisine suyu alınca sevgili öğrencilerim ne oldu? Ondan sonra batmaya başladı. Cevabımız budur. Hacminin giderek azalmasıyla alakası yok. Evet suya düşünce şeklinin değişmesiyle de batmanın alakası yok. Çünkü farklı şekillerde olup batmayan bir sürü madde var sevgili öğrencilerim. 27 verilen olaylardan hangileri maddenin hal değişimine örnektir? Kağıdın yanması diyor sevgilerine. Bu hal değişimine örnek olabilir mi? Hayır. Bu bir kimyasal değişim değil mi? Hal değişimi maddenin yapısı değişmesi öğrencilerim. Kat hale, sıvı hale, gaz hale geçer. Tekrar eski hallerine dönebilir. Burada dikkat edeceğimiz bu bakın. Kağıt yanınca tekrar eski haline dönebilir mi? Mesela su buz olur. Sonra tekrar suya dönüşür. Buharlaşır. Bunlar olabilir kendi içinde dönüşüm olabilmesi lazım. Bu kimyasal bir dönüşümdür. Tekrar geri dönüşüm olmaz diye Çaydan su bakın ne yapar? Kaynar. Tepesine bir şey koyarsanız mesela tencere kapağı koyarsanız ne olur? Orada tekrar soğur, geri su olarak geri döner. Bakın bunlar nedir? Hal değişimlerine örnektir. Elimize aldığımız kar topunun kar bakın katı halde eridi. Tekrar hava soğur, tekrar ne olur? E, katı hale dönüşebilir. Bunlar maddenin hal değişimlerine örnektir. Yani 2 ve 3 bizim cevabımızdır sevgili öğrencilerim. 28. Mutfakta sütün taşması sonucu ocak sönmüş ve gazın kokusu salona kadar gelmiştir diye soruyor sevgili öğrencilerim. Yani süt taşınca ocak sönmüş ve gazın kokusu. Dikkat edelim şimdi. Gazın hangi özelliği alakasıdır diye sormuş. Sıvılar gibi akışkanlıkla hiçbir alakası yok. Konulduğu kaba yayılmasıyla bu dursun. Sıkıştırılabilir olması. Ya yani sıkışsa bütün odayı yayılır mı? Hayır. Belli bir şeklinin olmaması diye soruyor sevgili öğrencilerim. Şimdi baktığımızda bu iki maddeden şüphelenebilirsiniz. A ve C zaten olmaz. Bakın konulduğu kaba yayılması bakın gaz tüpün içerisindeydi. Açılı verince kocaman bakın bir odaya odanın şeklini aldı. Bakın her tarafa ne oldu? Dağıldı sevgili öğrencilerim. Konulduğu kaba dağıldı. Tüpün içerisinde bulunuyordu veyahut da diyelim ki fırındaki o bölmenin içerisinde e, bulunuyordu fakat aç verince ucunu kocaman odaya dağıldı. Konulduğu kaba yayılması bizim cevabımızdır sevgili öğrencilerim. Belirli bir şeklinin olmaması başlangıçta da bunun belirli bir şekli yoktu. Yani buradaki cevabımız bunu örtüşmüyor. Bu küçük bir e, ortamdan kocaman odaya yayılabilme özelliğinden bahsediyor. Bu da bizim konulduğu kaba yayılması özelliğiyle ilgilidir sevgili öğrencilerim. 29 darası 900 gram olan kasa. Dara dediğimiz nedir sevgili öğrencilerim? Evet içindeki ürün olmadan kaba sının değil mi sevgili öğrencilerim? Evet bunun neymiş 6 kilogram oluyormuş. Darası 900 kilogram olan bir kasaya domates konulduğunda. Bakın toplamda 6 kilogram. Az önce de bunun benzerini çözmüştük. Darası 900 ise darasını çıkardığınızda ne yaparsınız? Domatesin kütlesini bulursunuz. Şekerli sorusu da bunun gibi değil mi sevgili öğrencilerim? Bakın 6 kilogram ne demek? 6000 demek. Değil mi sevgili öğrencilerim? 6000. Evet. 1 kilogram 1000 gramdı. 900 gramı neymiş sevgili öğrencilerim? 900 gramı darası ise yani e, buradaki kasanın aralığı ise çıkartı çıkartıverdiğinizde o zaman ne yaparsınız? 5100 olan domatesin ne yaparsınız? Kütlesini bulmuş olursunuz sevgili öğrencilerim. 30. Maddelere ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin hangisi? Maddenin ortak özelliği. Ortak neden? Bütün maddelerde olan özelliklerdir. mıknatısla çekilme. Her madde mıknatısla çekilmez. Ortak değildir. Hacim sevgili öğrencilerim. Bütün maddelerin bakın maddelerin diye söylüyor. Cisimlerden e, bahsetmiyoruz. Bütün maddelerin nedir? Ortak özelliği. Her maddenin bir hacmi vardır ve ne vardı? Bir de her maddenin kütlesi var değil mi sevgili öğrencilerim? Az ya da çok. Evet. Suda batmada bazı cisimler batar, bazı cisimler batmaz. Bu da ortak bir özellik değildir. O zaman cevabımız 2 ve 4 yani C şıkkıdır sevgili öğrencilerim. Büyüklükleri farklı katı maddelerden oluşan karışımları birbirinden ayırmak için kullanılan yöntemle aşağıdaki karışımlardan hangisini ayıramayız? Tekrar edelim. Büyüklükleri farklı. Evet büyüklük farkı olan katı maddeler katı katı. Evet ayırmak için hangisini ayıramayız demiş. Bakalım çakıl ve kum, pirinç ve un, kömür ve kömür tozu, demir tozu ve kum demiş sevgili öğrencilerim. Tekrar ediyorum soruyu. Büyüklükleri farklı katı maddelerden oluşan karışımları birbirinden ayırmak için kullanılan yöntemle aşağıdaki karışımlardan hangisini ayıramayız? Şimdi, şimdi büyüklükleri farklıysa bizler bunları nasıl ayırıyoruz? Diyelim ki şöyle bir elek koyuyorduk. Mesela delikleri olan değil mi? Veyahut da makarnalı süzgeci gibi düşünün şöyle sevgili öğrencilerim. Bunun büyüklükleri, deliklikleri var koyuyorsunuz küçük olanlar aşağıya düşüyor büyük olanlar yukarıda kalıyor bunun gibi bir ayırma yöntemini hangisini ayıramayız diyor sevgili bakın çakılla kum döktüğünüzde kum tabana düşer çakıl havada kalır kömür ve kömür tozu tozu aşağı iner kömür havada kalır pirinç ve un un aşağı iner diyelim ki pirinç havada kalır taneler büyük olacak fakat demir tozuyla ve kum ne yapamazsınız bunları birbirinden ayırt edemezsiniz Bizler bunu neyle ayırıyoruz? Bakın demir tozu varsa bunu mıknatıs gibi ayrı bir özellikle ayrım yapmamız lazım sevgili öğrencilerim. 32. Bir öğrenci aşağıdaki maddeleri saf madde ve karışım olarak ne yapmak istiyormuş? Ayırmak istiyormuş sevgili öğrencilerim. Buna göre öğrenci yukarıdakilerden hangilerini karışımlara örnek olarak gösterirse doğru bir gruplandırma yapmış olur demiş sevgili öğrencilerim çorbamız karışım, limonatamız karışım ve salatamız karışım. Bu üçünün bir grubu olması lazım. Diğerlerinin başka bir grubu olması lazım. Şimdi maddelere, buna, şıklara buna göre bakacağız. Tuz, salata, çorba zaten olmayacak. Çorba, salata ve limonata. Bakın çorba, salata ve limonata. Bizim yaptıklarımız buydu. Ne yaptık? Bakın bunlar karışım oldu sevgili Karışımları örnek olarak gösterirse demiş. Çünkü tuz ve şeker ne yapmıyoruz? Bize e, saf e, olanlarla alakalı bir şey söylemiyor. Biz buradan Verilenlerin içerisinden karışıma örnek olanları grupladığımız zaman evet şeker ve limonata da olmaz. Doğru gruplama nedir? Çorba, limonata ve salata bizim karışımlara örnek olan gruplamamızdır sevgili öğrencilerim. Şimdi soru kendi ilk başta e, farklı bir şey algılamıştım. Bize e, saf ve karışım olarak ayıracağız. Karışımın olduğu grup hangisidir diye örnek olarak soruyor. Bizler çorba, salata ve limonata nedir? Karışımları örnektir. Bunu vermiş oluyoruz sevgili öğrencilerim. Evet görseldeki mıknatıs cisimlere yaklaştırılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye söylüyor sevgili öğrencim. Bakalım kalemi çeker kumu çekmez. Kalemi çeker mi? Çekmez zaten sevgili öğrencim. Yanlışlık var. Çiviyi çeker demiri de çeker çekmez demiş. Yanlış. Demir ataşı çeker toplu iğneyi çekmez. Bu da yanlış. Toplu iğneyi de çeker. Toplu iğneyi çeker silgi çekmez. Bakın bu doğrudur sevgili öğrencilerim. Mıknatısın çektikleri de Demir kaşık ataş toplu iğne ve çivi. Bunları çekip Diğerlerini çekmeyecek demesi lazım. Doğru olan şıkkımız buna göre D şıkkı olur. Evet 34. sorumuz. Bazı karışımların içindeki maddeleri ayırıp geri dönüşüme göndermek, çevre kirliliğini azaltmak ve ülke ekonomisi için önemlidir. Tamam. Buna göre geri dönüşümün yararlarıyla ilgili hangi öğrencinin söylediği yanlıştır. Doğal kaynak tüketimini azaltır. Tabii ki de sevgili öğrencilerim biz geri dönüşümden bazı kaynakları elde edeceğiz ki Doğal kaynaklardan kullanmayınca onlar ne olmuş olacak? Azalmış olacak. Bu doğrudur sevgili öğrencilerim. Yani Doğal kaynak tüketimi azalmış olacak. Yanlış anlaşılmasın. Evet atık miktarını çoğaltı bakın böyle bir şey olabilir mi? Atıkları zaten geri dönüşümleri biz çoğaltıp atığı da azaltıyoruz ve kaynak sağlıyoruz. Bu yanlış bir ifade sevgili öğrencilerim. Enerji tasarrufu sağlar tabii ki de. Yoksa bunları biz doğal gaz ve petrolümüzden kullanarak enerji üretmek e, icap edecek. Bunlardan değil geri dönüşümden kullanınca enerjimizi tasarruf etmiş. Diğerlerini harcamamış olacağız. Bu da doğru. Ekonomik olarak tabii ki de tasarruf sağlar. Çünkü biz enerjinin çoğunu dışarıdan aldığımız için onları almayınca da paramız cebimizde kalır. Tasarruf sağlamış oluruz sevgili öğrencilerim. 35. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Sıvılar akıcıdır. Tabii ki de su değil mi? Katıların belirli bir kütlesi vardır. Evet tabii ki de vardır sevgili öğrencilerim. Gazların belirli bir şekli vardır. Bu çok saçma olmuş zaten. Gazlara bakın kocaman odaya koyuyorsunuz oraya yayılıyor. Küçücük kaba koyuyorsunuz buraya giriyor sevgili öğrencilerim. Belirli bir şekli yoktur. Un ve şeker küçük taneli katılardır. Evet bunlar da küçük olduğu biliyoruz zaten doğrudur. Evet 36. sorumuz sevgili öğrencilerim. Galiba evet hal değişimiyle alakalı. Suyun hal değiştirerek yeryüzü ile atmosfer arasında sürekli donanımına su döngüsü denir. Çok güzel. Görselde bir su döngüsü verilmiş. Bu da çok güzel. Görselde numaralandırılarak verilen alanlarda su hangi hallerde bulunur? Bakalım sevgili öğrencilerim. Bir numarada bakın suyun hangi halini görüyorsunuz? Burada evet, suyun sıvı halini görüyoruz değil mi sevgili öğrencilerim? Buraya bunu öncelikle yazalım. Evet. İki numaralı halde bakın su ne oluyor sevgili öğrencilerim? Buharlaşarak evet burada gaz haline geliyor değil mi sevgili öğrencilerim? Evet en yukarıda sevgili öğrencilerim. Bakın buralarda su. 2 numarada. Evet. Katı hal değil mi? Bakın suyun şu şurayı kastediyor galiba. Evet. Suyun burada donmuş kar kütlesi olarak dağın zirvesinde durduğunu gösterdiği için bu da bunun hangi halidir sevgili öğrencilerim? Katı halidir. Bunu kastediyor. Bulutların üzerinde buharlaşmış hali zannettim. Evet. Burada bakın beyaz halini işaretlemiş. Bu da nedir? Kar halinde yani kat halindedir sevgili öğrencilerim. O zaman bir sıvı olacak. Bakalım. Evet. Bir sıvı olacak. İki numara katı olacak sevgili öğrencilerim. Evet. Üç numara da gaz olacak. O zaman cevabımız hangisi olmuş olacak sevgili öğrencilerim? C şıkkı bizim cevabımız olmuş olacak. Evet. Tekrar güzel işaretleyelim sevgili öğrencilerim. Cevabımız C şıkkı olmuş olacak. 36'yı bulmuş olduk sevgili öğrencilerim. Evet. Kek yapmak isteyen sevgi unun içine pirinç tanelerini karıştırmış olduğunu görüyor. Bakın unun içinde pirinç var. Az önce bunun örneğini yapmıştık. Süzme, mıknatıs ayırma, buharlaşma ve eleme. Hangisiyle diyor bunları ayırabilir diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Bakın pirincimiz var. Şöyle kap düşünün. Buraya delikli süzgeç gibi bir şey koyuyoruz sevgili öğrencilerim. Evet unla pirinci buradan bakın nasıl ayırabilirsiniz. Buna biz hangi özellik diyordu sevgili öğrencilerim. Eliyoruz değil mi? Bakın kumu elediğimiz gibi düşünün. Evet pirinçler ne olacak sevgili öğrencilerim? Evet üstte tanecikler e, kalacak. Evet ne olacak? Pirinçler aşağıya pardon üstte unlar aşağıya düşecektir sevgili öğrencilerim. Eleme yöntemi. Yani tanecikleri küçük olan aşağıya inecek. Tanecikleri büyük olan yukarıda kalacak. Kum elediğimiz gibi düşünün. Kumu da nasıl yapıyordu sevgili öğrencilerim? Bakın şu şekilde yan tarafta olur genelde ustalar değil mi? Buradan kumu vurursunuz. Evet küçük tanecikli olanlar alta geçer. Büyük tanecik yukarıda olup bu tarafa düşer. Burada toplanır sevgili öğrencilerim. Aynı mantık. Taneleri küçük olanlar aşağıya, büyük olanlar yukarıda kalıyor. Biz buna eleme yöntemi diye söylüyoruz sevgili öğrencilerim. Ee, Pirinçin içerisinde mesela bakın bazen taşlar olur. Daha büyük delikliğe koyarsanız o zaman da pirinçler aşağıya düşer ne yapar? Ee, taşlar yukarıda kalır. Biz bu yönteme eleme yöntemi diyoruz sevgili öğrencilerim. Süzme yöntemi değil. Mıknatısı zaten belli. Buharlaşma yöntemi de ee, zaten suyu buharlaştırıyoruz. E, dibine çökeni ayırıyoruz. Bu da bununla alakalıdır. Sevgili öğrencilerim. Süzme yöntemi neydi? Sıvının içerisinde katı olunca ne yapıyorsunuz? Sıvıyı e, süzüyorsunuz. Katı e, yukarıda kalıyor. Buna süzme yöntemi deniyor. Bunu da sevgili öğrencilerim öğrenmiş olduk. 38. sorumuz. Ölçme aşamaları hangi seçenekte doğru şekilde sıralanmıştır diye soruyor sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. Düzgün bir şekle sahip olmayan katı maddelerin Hacimlerinin dereceli kap ile ölçülme aşamaları karışık olarak verilmiştir. Bakalım şimdi Ölçme aşamaları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır? Dereceli kaptaki sıvının yükseldiği değer belirlenip not edilir. Şöyle bir kap düşünelim. Şöyle dereceler var sevgilencerim. Önce bunu hangi aşama hangi aşama yapacağımızı bulmamız lazım. Evet. Dere bakın yükselmesi bu sonraki aşamalarda değil mi? Hemen bu aşamadan başlamasını. İki diğer arasındaki fark bakın bu da hemen sonra değeri ölçmüş. Dereceli kabın içine sıvı dökülür. Evet çok güzel. Dereceli kabın içine sıvı dökülür. Evet zaten klasik nedir? Önce su koyuyoruz. Diyelim ki şu seviyede suyumuz oluyor. Bu birinci aşamamız. Daha sonra sıvının içine hacmi ölçecek katı madde bırakılır. Bu da çok güzel. Evet az önce ne vardı mesela? Taş atmışlar değil mi? Bir de elma atmışlardı. Onun tam da bu örnek ondan bahsediyor. Suyumuz var. Daha sonra içerisine katı madde. Diyelim ki buraya ne attık? Elma attık sevgili öğrencilerim. İkinci aşama 3, 4. Evet hangisi oluyor? 3, evet 5 galiba. Evet. Sonra 1. Dereceli kaptaki sıvının yükseldiği diğer. Evet. Ne yapıyor? Belirtiyoruz. Buradaydı sevgili öğrencilerim. Tam bu aşamaya geldi sevgili öğrencilerim. Bunu not ettik. İki diğer arasındaki fark. Evet. 2 de en sonunda değil mi? ne yapıyoruz? Buradan buraya yükseldi. için bu ikisinin arasındaki fark da ne oluyor? Bizim hacmimiz olmuş oluyor. Ölçmüş oluyoruz. O zaman cevabımız B şık oluyor sevgili öğrencilerim. Evet gelelim 39. sorumuza. Karışımları ayırma yöntemlerinden biri de eleme yöntemidir. Az önce gördüğümüz gibi sevgili öğrencilerim neydi? Evet delikli bir şey vardı. Elediğimizde küçük olanlar aşağıya büyük olanlar yukarıda kalıyordu. Evet pirinç ve su karışımı. Bakın sıvı oldu mu bu olmaz. Eleme yönteminin özelliği nedir sevgili öğrencilerim? Her ikisi de katı olacak. Katı katı olacak. Katı katı sevgili öğrencilerim. Evet, yani sıvı olduğu zaman bakın bu şekilde buna biz süzme yöntemi diyoruz. Süzme. Tahıllar ile tahıl kabukları. Evet çok güzel bir örnek. Hoşaftaki bakın hoşaft zaten sıvı olduğu için bu da olmaz. Süt ile bakın bu da sıvı bu da olmaz. Tahıllar ile tahılların kabukları sevgili öğrencilerim. Aynen bakın bu da katı bu da katı. Yani kabukları nedir? E, diyelim ki ceviz kabuğu gibi düşünün. Kırıkları olsun e, ve başka bir katını içerisine ayırma Veya tahıllarla tahılların kabukları. Kabuklar daha geniştir e, sevgili öğrencilerim. Tahılın kendisi biraz daha küçüktür. E, kalın olanlar nedir? Yukarıda kalır. E, tahılın kendisi nedir? Aşağıya düşer. Bu şekilde ne yapmış oluruz? Eleme yöntemi yapmış olursunuz sevgili öğrencilerim. Evet 40. sorumuz. Buna göre hangi öğrenci soruyu doğru cevaplamıştır diyor. Bakalım. Seval öğretmen öğrencilerine bir taşın hacminin nasıl ölçülebileceğini sormuş. Taşın hacmi. Az önce örneğini yaptık değil mi sevgili öğrencilerim? Eşit kolu terazi bakın hacim diyor. Bu ile alakalıdır? Kütle ile alakalıdır sevgili öğrencilerim. Biz kütle ölçmeyeceğiz. Elektronik terazi ile bakın bu da aynı şekilde. Evet bunlar kütlesini ölçmek için. Evet yaylı kantar bu da kütle için. Dereceli kap ile ölçmek. Evet nedir? Hacim ölçmek. Zaten az önce... Ne yapmıştık? Dereceli kap, su koymuştuk. Sonra taş koymuştuk. Yükselmişti. aradaki fark almıştık. Tam da bundan bahsediyor sevgili öğrenciler. Evet gelelim 41. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu ortama yayılan, sıkıştırılabilen ve konulduğu kabı dolduran bir maddedir? Makarna katı olmaz. Şeker katı olmaz. Zeytinyağı sıvı bu da olmaz. Peki bizim cevabımız hangisi olacak sevgili öğrencilerim? Deodorant. Yani deodoranttan kastımız ne? Gaz sevgili öğrencilerim. Gaz olacak. Evet bakın Bulunduğu ortama yayılan diyor ve sıkıştırılabilir. Mesela bu sıvılar sıkıştırılamaz değil mi? Gazı bakın deodorantın içerisinde. Bundan daha küçük bir kap bulursunuz. Gazı sıkıştırıp bunun için ne yapabilirsiniz? Koyabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Kabı doldurur diyor sevgili öğrencilerim. Bu bakın sıvılar kabın şeklini alır. Fakat bu kaba koyduğunuz, daha büyüğüne koyduğunuzda sıvı burayı doldurmaz. Ama gaz ne olur? Yayılır ve o kabı doldurur sevgili öğrencilerim. Bunun için gaz olan deodoranttır cevabımız. Evet 52. sorumuz. Öğretmen öğrencilerine suyun katı, sıvı ve gaz hallerine hava olaylarından örnek vermelerini istemiştir. Evet, doğru olan hangisidir? Bize onu soruyor sevgili öğrencilerim. Evet, katı dolu, sıvı sis. Bakın burada yanlış konu. Sis nedir? Gaz halidir. Bu yanlış oldu sevgili öğrencilerim. Evet. Burada bu kıza bakalım. Kızımız ne demiş? Katı kar çok güzel. Sıvı nem, gaz kırı. Bakın kırı gaz olur mu? Olmaz değil mi? Kıra katı halde sevgili öğrencilerim. Bu da yanlış oldu. Katı, dolu, sıvı, yağmur, gaz, bakın bulut. Değil mi? Bu çok güzel bir örnek oldu. Cevap C'dir. Diğerine de bakalım. Katı sis olur mu? Hayır. Sis nedir? Havadaki su damlacıkları. Evet. Katı değil. Değil mi sevgili öğrencilerim? Bu yanlış. Sıvı kar. Bu zaten tamamen yanlış yapmış. Bu olamaz cevabımız. Evet. 43 sevgili öğrencilerim daha hangi çıkışa ulaşmıştır? E Eda aşağıdaki ifadelerin doğru ve yanlış olduklarını belirleyip doğru ise D yanlış ise Y doğrusunu ilerlemektedir. Bakalım şimdi sevgili öğrencilerim. Attıklarımızı geri dönüşüm atarak ülke ekonomisine katkı sağlarız. Bunu az önceki sorularda da söylemiştik. Doğrudur. Buraya geldik. Geri dönüşümle kaynaklarımızı daha verimli olarak tasarruf ederiz. Tabii ki de. Çünkü geri dönüşümden sağlayınca doğa kaynaklarımızı harcamamış oluruz. Doğru olmuş olur. Çıkışımız o zaman ne olur sevgili öğrencilerim? Evet 43A yani birinci çıkışa varmış oluruz. 44. Bir biber verilmek üzere hazırlanan biberondaki sıcak süt soğuması için soğuk su dolu kaba koyulmuştur. Evet buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım süt ısı alırken su ısı verir. Bakın tekrar ediyorum sıcak süt soğuk su. Isı akışı sıcaktan soğuğa doğru olacak. Ne diyor süt ısı alırken süt ısı mı alıyor? Hayır ısı verecek. Soğuk su ısı alacak. Bu yanlış olmuş sevgili öğrencilerim. Isı akışı sudan süte doğru olur. Sudan süte doğru değil sıcak sütten soğuk suya doğru. Tam tersi sevgili Yeterince beklenirse kaptaki suyun sıcaklığı sütün sıcaklığından fazla olur. Olabilir mi sevgili Süt diyelim ki kaç derece olsun? 25 derece olsun sevgili öğrencilerim. Evet daha fazla olur ama neyse soğuk süt soğuk su kaç derece olsun diyelim ki bu da 5 derece olsun. Sevgili bu ikisi birleştiğinde 25 ile 5 birleştiğinde 25'ten daha yukarıda olabilir mi? Çünkü 25 verecek 5 alacak 25'ten düşmeye başlayacak ortada buluşacaklar. Yani 25'in üzerine çıkamaz sevgili Bu da yanlış. Isı alışverişi bütün pardon sütün ve suyun sıcaklıkları eşitlenince kadar devam eder. Tabii ki de devam eder. 25 bu 5 de bu 30. Sevgili öğrencim bunlar 15 derecede birleşecekler. 25 10 derece verecek. Soğuk su 10 derece alacak. 15 derecede bakın eşitlenecekler ve ısı alışverişi duracak sevgili öğrencilerim. Evet 45. sorumuz sevgili öğrencilerim. Aşağıdakilerden hangisi saf maddelerin özelliklerinden değildir diye soruyor. Saf sevgili öğrencilerim. Evet. Küçük parçalar ayrılsa da kendi özelliğini korur. Bu zaten saf maddelerin en önemli özelliği. Ayrılınca farklı bir şey çıkıyorsa karışmış olur değil mi? Başka birisi içerisinde. Böyle olmaz sevgili öğrencilerim. Evet. Tek tür maddeden oluşur. Tabii ki de öbür türlü karışım veya farklı bir şey olur sevgili öğrencilerim. Her noktasının özelliği aynıdır. Saf olmanın özelliklerinden bir tanesi de budur sevgili öğrencilerim. Evet diyelim şöyle bir tuzumuz var. Bakın burası da tuz, bu köşesi de böyle, bu köşesi de böyle. Her noktası nedir? Bu maddenin kendisidir sevgili öğrencilerim. Eleme ve süzme yöntemiyle ayrılamaz. Bu ayrılmak neyle alakalıdır? Az önce söyledik mesela karışımla alakalı, değil mi? Mesela pirincin içerisine toprak karışmıştır veya başka bir şey karışmıştır. Buna karışımdır sevgili öğrencilerim. Evet eleme ve süzme sıvıları ayırırken de elemede katları ayırırken de yani karışımları ayırırken saf maddeler için değildir sevgili öğrencilerim. 46 Aşağıdakilerden hangisi maddelerin su geçirmezlik özelliğinden yararlanarak üretilmemiştir? Evet. Su geçirmez özelliği bulaşık deterjanı su geçirmezdir. Bu özelliğini kullanarak zaten kullanıyoruz. Bu olamaz sevgili öğrencilerim yağmurlukta su geçirmiyor ki ıslanmayalım diye çizmede su geçirmesin diye tenis raketinin bu özelliği yoktur sevgili öğrencilerim. Aşağıdakilerden hangisi suyu emmeyen bir maddedir? Pamuk hemen içine alır. Kağıt peçete de zaten hemen içine alır. Süngerin de özelliği budur ki lavabolardaki ne yapıyoruz? Suları ne yapıyoruz? Süngerle topluyoruz. Fakat tabak nedir sevgili öğrencilerim? Suyu emmez sevgili öğrencilerim. Evet. Sıvı seviyesi 450 mililitre olan dereceli kaba silgi atıldığında seviyesi 525 mililitreye evet yükselmiştir. 450'ymiş 525'e çıkmış. Evet sevgili öğrencilerim 450'den. Evet aradaki fark neydi sevgili öğrencilerim? Silgi değil mi? Az önce de taş yaparken de elmanın hacmini bulurken de bunu kullanmıştık. 525'ten 450'yi ne yapacaksınız? Çıkartacaksınız 525'den sevgili öğrencilerim. Ne yapacağız? 450. Evet aradaki farkı çıkardığımızda ne, neyi bulacağız sevgili öğrencilerim? silgi bulacağız. 0, 2'den 5 çıkmaz. 12'den çıktığında 7 kalır. Evet. Burada da ne oldu? Evet sevgili öğrencilerim. 0 kaldı. Yani evet, 5'ten 0 çıktı. 5 kaldı. Pardon. Evet doğru. 75 kalmış oldu. O zaman 75 mililitre nedir? Silginin nesidir sevgili öğrencilerim? Buraya dikkat edelim şimdi. Silginin hacmi. Evet en önemlisi de bu zaten. Biz bakın burada hacim ölçüyoruz. Ağırlığını ölçmüyoruz. Zaten e, ağırlığını ölçecek olsak eşit kollu terazi ile veya elektronik terazi gibi şeylerle ölçeriz. Silginin kütlesini de ölçmüyoruz. Sıvının hacmini değil. Biz burada ne yapıyoruz? Silginin hacmini buluyoruz sevgili öğrencilerim. 49. Görselde bir kap boşken ve içi mürekkeple doluyken elektron terazide tartılmış. Bu da diğerini benzer zaten sevgili öğrencilerim. Az önce hacim ölçmüştük. Şimdi kütle ölçeceğiz. Yani boş hali 180'miş. E ee, mürekkep girdi 510 olduysa 510'dan biz 180'i çıkartırsak yani bunu tamamından biz sevgili öğrencilerim kabını çıkartırsanız Bakın burada mürekkep kaldı gibi düşünün. O zaman ne yaparız? Kütlesini bulmuş oluruz sevgili öğrencilerim. 510 sevgili öğrencilerim. Dikkat edelim. Bakın az önce hata yapıyorduk. 180'i buradan çıkartıyoruz sevgili öğrencilerim. Çıkartalım. Evet. Burada 0 kaldı. 1'den 8 çıkmadı. 11'den çıktı. 3 kaldı. Verince 4 kaldı burada. 4'ten de 1 çıktı. 3 kaldı. Yani 330 neymiş? Bu mürekkebin sevgili öğrencilerim nesidir? Kütlesidir. 330 bakın hatta şuraya gramını da yazayım. Boş kabın kütlesi 180'miş. Bunu zaten söylediğim sevgili öğrencilerim sorunun kendisinde var. Zaten net kütle 330'dur. Bu da doğru bakın. Ee, darasını kabını çıkartınca 330 kütleyi bulmuş olduk. Bürüt kütle 510'dur sevgili öğrencilerim. Bunu da zaten bakın. Bürüt kütle ne demek sevgili öğrencilerim? kabın boş darasıyla içindeki madde topladığımızı biz buna bürüt kütle diyoruz. Bu da doğrudur. Evet. Kabın darası 330'dur. Bakın bu yanlış. Dara değil. 330 olan mürekkebin ağırlığıdır. Sevgili öğrencilerim dara dediğim şey kabın ağırlığı 180'di. Burası 330 değil. 180 olması lazım. Bu yanlıştır. Evet. 50. soruya geldik. Ela'nın yaptığı işlerin hangisinin sonucunda bir karışım oluşur? Yarısı dolu tuzluğa tuz ekliyor. Bakın tuza tuz eklerseniz karışım olur mu? Olmaz değil mi sevgili öğrencilerim? Evet. Bir bardak süte bir çay kaşığı bal ekliyor. O zaman ne yaptı? Bakın sütle balı karıştırdı. Bir karışım elde etti. Domates, soğan ve maydanoz olursa salata. Salatanın içerisinde bakın üçünü karıştırırsanız karışım elde etmiş olursunuz. O zaman cevabımız 2 ve 3 yani C şıkkı olmuş olacak. <laughs> 51. Aşağıdakilerden hangisi maddedir demiş sevgili öğrencilerim. Hacmi vardı, kütlesi vardı. Duyu organlarıyla algılanıyordu. Zaten e, gölge değil, e, ışık ve ses de zaten değil. Zaten direkt bizim cevabımız ne oluyor? Elma olarak ne olmuş olacak? Çıkmış olacak. Az önceki yukarıdaki sorularda dedim görmüş değil mi? Kütlesi olacaktı. Hacmi olacaktı. Değil mi sevgili öğrencilerim? 5 duyu organımıza algılanacaktı. Bunların özelliğini sağlayan bakın ışığın zaten olmadığını diğer soruda görmüştük. Sesle ışıkla aynı özellikle evet gölge de aynı şekilde sevgili öğrencilerim. Evet bu nedir? Elmadır cevabımız D şıkkı. 52. Ayşe oyuncak bebeğinin tamamen su dolu kaba batırdığında suyun taştığını görüyor. Evet az önceki taş ve elmayı ölçtüğümüz gibi. Evet. Oyuncak bebeği ilgili nasıl bir çıkarımda bulunabilir? Bebek bezden yapılmıştır. Bununla alakalı bir çıkarım yapılabilir mi? Yapılamaz değil mi? Bebeğin bir kütlesi vardır muhakkak vardır ama bu deneyi de çıkmaz. Şöyle bir kap düşünün sevgili Burada su var. Siz bebeği ne yapıyorsunuz? Bakın buraya bastırdığınızda taşırıyorsun. Yani hacmi arttığı için taşıyor. Hacimle alakalı değil mi? Bebeğin bir hacmi vardır diye az önceki sorulardaki bunu çözeceğiz. Bebek sudan ağırdır. Böyle bir şey zaten çıkamaz sevgili 53 bu durumla ilgili neymiş? Tamamı suyla dolu olan kovanın içinde taş bırakıldığında taşın battığını, suyun ise taştığını gözlemleriz. Evet, Taşın hacmi kadar su taşar. Şimdi hangisi doğrudur diyor. Şimdi sevgili öğrenciler buna dikkat ediyoruz. Bizim taşımız bakın ne yapıyor? Bir yer kaplıyor. Hacim dediğimiz kapladığı yer. Bu kapladığı yer ne olacak sevgili öğrenciler? Buradan dışarı su olarak taşıyacak. Yani taşın hacmi kadar su taşır. Bunun kapladığı alan kadar. Buradaki su nereye gidecek? Tam dolu olduğu için sevgili öğrencilerim buradan taşıyacak. Yani aynı hacimdeki su dışarıya taşmış olacak. Bu doğrudur. Taşın kütlesi kadar su taşar. Taşla suyun bakın hacimleri aynı olacak fakat taş daha sıkı olduğu için değil mi sevgili öğrenciler? Bunu ileride göreceksiniz. Ee, kütleleri hacimle aynı olmayacaktır. Bu yanlıştır. Taşın ağırlığı kadar su taşar. Bakın ağırlıkla alakası kütleyle alakası yoktu. Taşın kütlesi ve hacmi kadar. Bakın hacmi kadar doğru fakat kütlesi kadar değil. Cevabımız A şıkkıdır sevgili öğrencilerim. 54 Aşağıdaki maddelerden hangisi hem katı hem sıvı haliyle kullanamayız? Aşağıdakilerden hangisini hem katı hem sıvı haliyle ne yapamayız? Kullanamayız diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. Makas. Makasın katı hali var sevgili öğrencilerim. Buraya yazıyorum. Sıvı hali var mı? Bakın sıvı hali. Sıvı hali yok değil mi? Makas olmaz sevgili. Yağ evet dondurulabilir ve sıvı yağımız var. Bu da katı ve sıvı yağ var. Bunu kullanabiliriz sevgili öğrencilerim. Evet, kullanamadığımız makas. Deterjan. Evet, katı deterjan da var. Sıvı deterjan da var. Bunu da kullanıyoruz. Sabun da zaten sıvı sabun da var. Katı sabun da var. Bunu da kullanıyoruz. Kullanamadığımız nedir? Makastır sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim. Bazı karışımlar aşağıda verilmiştir. Bunları ayırmak için hangi yöntemler kullanılabilir? Bakalım cam ve demir bilyeler. Demir bilye görünce zaten hemen nasıl olacak? Diğerlerini eliyoruz sevgili öğrencilerim. Evet. 2. Su ve fasulye. Bakın şu şekilde su ile fasulyenin bir arada olduğu yeri ayırmak için ne yaparsınız sevgili öğrencilerim? Bakın bir süzek kullanırsınız. Bunları süzekte süzdüğünüz zaman ne olur fasulyeler yukarıda kalır. Suyu akıtmış yani süzdürme yöntemiyle ne yapmış olursunuz? İkisini de birbirinden ayırmış olursunuz. Buna zaten katı ve sıvı ikisini birbirinden ayırırken en çok kullanılan yöntemler neydi? Süzmeydi sevgili öğrencilerim. Talaş ve toprak. İkisinde eleme imkanınız yok. Bunlar birbirlerini içerisinde. Çünkü toprağında çok küçük halleri, şeyleri, toz hale gelmiş olanlar var. Birbirlerine çok yakın. Eğer büyüklükleri Diyelim ki pirinç gibi, diğeri de nohut gibi olmuş olsa bunu eleme yöntemiyle ayırabilirdiniz. Fakat toprak hem tozlu hem şeyle olduğu için talaşla birbirlerinden ayırmakta ile zorlanırsınız sevgili öğrencilerim. Bunu ne yapacaksınız? Evet suya koyduğunuzda, ikisini attığınızda diyelim ki su dolu bir kabımız var. Bunun içerisinde bu talaş ve toprağı attığınızda talaş bakın suda batmayacağı için suyun üzerinde yüzer. Toprak suya batacağı için tabana çöker yukarıdaki e, ne yaparsın talaşları bu şekilde eleyerek alabilirsiniz sevgili öğrencilerim. O zaman cevabımız B olur. Sonuncuya da bakalım. Ne var? Tuz ve şöyle silelim. Evet. Ne var? Tuz ve taş var. Bakın bu şekilde e, olduğu zaman e, ne yapabiliriz? Şimdi elemeyi yapabilirsiniz değil mi? Şu şekilde koydunuz delikli bir şeyi. Elediğiniz zaman ne olur? Tuz tabana çöker. Taşlar ne olur? Tamamen yukarıda kalır. Bunu ee, bu şekilde ne yapabilirsiniz? Eleme yöntemiyle ayırabilirsiniz sevgili öğrencilerim. O zaman cevabımız C olmuş olur. Şimdi burada bizi şüphelendirecek olan talaş ve toprak. Yani toprağın suya batma özelliği talaşın da suda yüzme özelliği olduğu için talaş havada yüzdürüp toprağı suya batırarak ayırıp eleme yüzdürme yöntemiyle ne yapabilirsiniz? Bunları ayırabilirsiniz. Buna dikkat edelim sevgili öğrencilerim. 56 bir kabın boş ve dolu haldeki kütlesi ölçülerek görselde verilmiştir. Evet boş hali 350 dolu hali buymuş. Bundan birkaç tane yukarıda yaptık zaten sevgili öğrencilerim. Dolu halinden boş halini çıkardığımızda ne yaparsınız? İçerisindeki maddeyi bulmuş olursunuz. Bu kolay bir soru. 2 kilogram, 2 kilogram da 4 kilogram. Yani sevgili öğrencilerim 4 kilogram neydi? 4000 gram sevgili öğrencilerim. 350 bakın bunun boş haliymiş. Evet 4000'den ne yapacaksınız? 350'ye çıkartacaksınız. Sevgili öğrencilerim çıkartalım. 0, 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 3 çıktı. 7. 9'dan 3 çıktı. Şuraya 6 kaldı. Evet 4. Verince ne kaldı sevgili öğrencilerim? Burada da 3 kaldı. 3 kilogram 650 gram olacak. Yani 3650 nedir? Bizim cevabımızdır sevgili öğrencilerim. 57 K, L, M maddeleri verilmiş hangisi yanlıştır demiş. Evet K maddesi gazmış, L maddesi sıvıymış, M maddesi katıymış sevgili öğrencilerim. L maddesi akışkandır. L nerede? Sıvı bakın akışkandır. Bu doğrudur sevgili öğrencilerim. M maddesi sıkıştırılabilir, M maddesi katı. Evet M maddesi sıkıştırılabilir mi? Bu sıkıştırılabilme özelliği ile alakalı? Gazlarla alakalıdır. Burada yanlışlık yapımı sevgili K maddesi gözle görülemeyebilir. K maddesi gaz. evet gözle görülemeyebilir. Çok küçük tanecikli olduğu zaman ne yapamazsınız? Havada mesela göremezsiniz değil mi sevgili öğrencilerim? Doğrudur. Bu da evet L maddesi ısıtılınca hal değiştirilebilir. L maddesi sıvı halde ısıtırsanız ne olabilir? bir Gaza dönüşebilir. Yani hal değişebilir. Bu da doğrudur sevgili öğrencilerim. Evet 58. sorumuz tabloda eleme yöntemiyle ayrıştırılan karışımların boyanması istenmektedir. Bakın eleme yöntemi katı katı olacak. Çakılla kum. Bu ne olur? Çok güzel elenir sevgili öğrencilerim. Şu şekilde elediğimizde e, ne olur? Çakıl burada kalır. Kum da ince olduğu için arkaya geçer sevgili öğrencilerim. Evet pirinçle bunu eleyebilir misiniz sevgili öğrencilerim? Evet düşünelim. Bakın yine aynı şekilde bir elek koyduğunuz düşünelim delikli delikli. E, Elediğimiz zaman ne olur? Bakın un Tabana çöker, yukarıda pirinç kalır. Bunları da ne yapabilirsiniz sevgili öğrencilerim? İkisini eleme yöntemiyle eleyebilirsiniz. İğne ile düğme bunlar. E, düzgün bir şekilde ne yapamazlar? Elekten geçemezler. Bakın iğne ince uzunca sevgili öğrencilerim. Buna göre bir elek olmayacağı için <laughs> gerek yok. Bunu direkt kendimiz elimizde e, ayrılabilecek bir şey. Bu uygun değil. Makarna ve su. Bakın sevgili öğrencilerim makarna ve suda burada kullanacağımız yöntem neydi? Birisi sıvı birisi katı olduğu zaman bu yönteme biz ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Evet eleme değil süzme yöntemi diyoruz. Bu da yanlıştır. O zaman sadece ilk ikisi evet boyandığında bir iki yani şıkkımız bizim cevabımız olmuş olacak sevgili öğrencilerim. Evet çoktan seçme sorularımız bitti sevgili öğrencilerim. Buradan itibaren etkinlik sorularımıza bir dahaki dersimize devam edelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.